Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Du 335 videosuyla karşınızdayım demem gerekiyor. Çünkü sık çektiğim uçaklardan birisi. Çünkü çok sevdiğim uçaklardan birisi. Du 335 ile El Alamein çöllerindeyiz. 5,7 BR'mizde mücadele edeceğiz ki ben bu haritada galiba ilk defa uçuyorum. İlginç bir haritaya benziyor. Yani çölün neresi ilginç olabilir diye düşünebilirsiniz de ileride engebeli bir arazi var. O ilgimi çekti. Neyse ben zaten sonuçta araziyle çok ilgilenmiyorum. Bizim ana hedefimiz bombardıman uçakları. Sonra da onlar bittikten sonra avcılar. Bir, iki, üç. Üç tane bombardıman uçağı var bizde takımda. Geri kalanlar halis avcı uçaklar. İşte bu uçağın güzel tarafı havada başlıyorsunuz 1500 metrede. Bombardıman avcı uçağı olduğu için öyle bir hak veriyor anladığım kadarıyla. Ama bu tabii büyük bir avantaj. Hem yukarıda rahat yükseliyorsunuz. Karşıda bol miktarda avcı uçak gelecek. Onlar da zaten işi bildiklerinden yükseliyorlar. Zaten mantıklı olan yükseklik avantajı önemli şeydir. Ama bizde bombardıman alacağım diye yükseldiğim için yani 4000 metreleri rahat bulmam lazım ki bir şansım olsun. Bundan sonrasına bakacağız artık. Bakın sağ tarafta engebelik arazi gördünüz. Altımız evet, güzel bir harita yapmışlar. Yani görseli güzel. Şu 500 metredeyiz ve hala görmedik düşmanlarımızı. Rakip oyuncuları, öyle diyeyim daha kibar olsun. Görüyorsunuz çift motor ikisi birden haldır haldır çalışıyor. Bakın bu kadar yüksek sayılacak bir açıyla irtifa kazanıyorum. Hızımda 1 gram eksilme yok. Yani çok gerçekten performanslı bir uçak. Silahlarımız hem kanatlarımızda var hem burnumuzda var ki keşke hepsi burunda olsaydı. Ben burundan olanları çok seviyorum. Kanattan olanlarla hedef bulmak biraz daha zor oluyor ama sonuçta bizim ana hedefimiz bombardıman uçakları olduğu için onların da büyük olduğunu düşünürsek çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Bakın haritada şu anda bir tane rakip oyuncu göründü. Bir avcı var. Neymiş bakalım. Evet, P-51'ler geliyor. Bir P-51, bir F-82 var. P-51'ler tehlikeli uçaklar. Yani benim ile kafa kafaya gelirlerse bazen beni pert edebiliyorlar ama benim mermilerden bir tanesine denk gelse paramparça oluyorlar. Öyle de bir durumları var. 3 tane avcı görünüyor şu anda. Görebiliyorum. Bir F-82'di galiba, değil mi? Evet. Karşı tarafın havalarını da görüyoruz. Hiç muhatap olmadan ben bir yükseleyim. 5400 metredeyiz. Bak o P-51 doğru bizim bombardıman uçağına doğru gidiyor. Evet aşağıda iki uçak var. Bu F-82 benim almaya geliyor. Gel bakalım. Bekliyorum. Ne oldu? Yükselemedin ha? Çift motorusun. Ama olmadı mı? Olmuyor değil mi? Bakalım ne olacak. Biz de ona bir dalış yapalım bakalım. İşte şu dalışlarda çok fazla yüksek kaybediyorum. O canımı sıkıyor. Neyse ki Allah'tan çok büyük hız kaybetmiyoruz. Bir de Hornet'imiz var. Oo amcam ne yapıyor öyle? Evet ilginç. Beni kale almadı. Bir ateş edeyim bakayım. Vuramadım. Tüh. Aslında ilk ateş ettiğim anda açıyı tutturabilseydim vuracaktım. Açıyı kaçırdım. Bu arkadaş ne yapıyor? Ben onu çözemedim henüz.
Bu arkamda da bir tane var. Önümde mi var? Bir dakika. Tepedeki. Evet. Arkadaşıyla birlikte beni almaya çalışıyorlar. Çok üzerine. Bakalım göreceğiz kaçacağım ne olduğunu. Böyle gel bakayım. Hop. Az daha beni. Şimdi hem çarpıyordu hem de vuracaktı. Dikkatli olmak lazım. Net geçti gitti. Kim bana bir... Aa, E82. Bak 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 ateş ediyor. Utanmaz. Vuracağım vuracağım sonra burada oyunda daha başlamadan bitmiş olacağız. Çok ayıp ya. 2'ye 1 kaldım bunların arasında. O P51 de bana doğru geliyor. Yetmedim. 3'e 1 kalacağız. Aman ne güzel. Neyse ben de birazcık üstüme doğru geleyim bari. Ne yapayım? O haritada gördüğüm bot mu yoksa ne o? Onun arkamdan hala takip ediyor. P51'e bak. Bu kadar yukarıda kaldı. Biz 4000 metredeyiz. Ama bakalım şimdilik beni pek o bir de C-Fire'ımız eksikti o geldi. Yani ipini koparan bana saldırıyor yani. Bizim orada uzakta üstte bir bombardıman uçağı var. Biraz benim de hızlanmam lazım. Neyse işte bu uçağın güzel taraflarından birisi deli gibi hızlanabiliyorsunuz. O kadar arkanızda P51 varken bu biraz sıkıntılı bir durum. Çünkü o da hızlanabiliyor. Bu ileride bir tane tepede B17 var ama onun peşinde gitsen adam bir C5 beni sıkıştırıyor ve yaklaşıyor da bak. Neyse vazgeçtim. Bakalım ne olacak. 3 tane uçak var sağımda. Bunlar beni bildiğiniz kovaladılar ya. Neyse o da vazgeçti. Böyle 0 puana gidiyor. Az bizim takım biraz ezildi ya. Onlarda bir kayıp var. Bize kaç tane kayıp var? Böyle kumu bir geleyim de. Toparlanmaya çalışacağım. Karşı takım çok akıllıca oynuyor. Yani beni resmen attılar buraya. Kaçmak zorunda kaldım. Neyse üste geldik. Üste geldik. Durum nedir? Bizde tepede bir tane TA-152 var. O çok pis uçak. Acayip dalabiliyor. Güzel yükseliyor. Ama ben onunla bu işi beceremiyorum. Kaç kere denedim. Bir türlü alışamadım ona. Umarım kim oynuyorsa nasıl oynanacağını biliyordur. Hala 0 puandayız. Ne oldu öyle? İlginç. Oyunda donmalar oluyor ya. Niye öyle? Benim ekran tazelim 250-260 civarında yani ping desen 70 paket kaybı yok. Niye böyle oluyor? Doğru yani. Bakalım haritada. Tepede birisi var. O deminki B17 olabilir o. Ama bizim arkadaşın şeysi de olabilir. 2, 3, 5 kişi kaldık.
Onlarda 7 kişi var. Peşehiriyiz yani. Motor artık ısındı. Hatta hafif hafif tehlikeli bir şekilde ısındı diyebilirim. Herhalde bu maçtan puan sıkacağım ya. Kes atışlar. Neyse ama şöyle düşünelim. Karşı takımda 2 uçak var. 2 uçak var. Bizden daha çok uçak var. 2 uçak fazlalar mı var? 4, 6, 7. Şimdi galiba daha da fazla ulaştılar. Orada B-17 orada. O nasıl kaçtı gitti? Aha bir tane de altta bir. 2 tane B-17 var. Bunlar bizi o B-17'ler sayesinde tıklarla yenecekler zaten. Yani uçakları yok ederek yine mesela. Bu 2 B-17'yi bitirdik bitirdik. Bitiremedik. Onlar bizi bitirecek. Bizim bombardıman uçağı da koştura koştura üstüne dönüyor. Ondan bir cacık olmaz. Bir o var TA-150 bir de ben varım şu anda. Bakayım o B-17'ye saldırıyor ama yoldu mu ki acaba? Ama olmamış. Ama o da ona saldırıyor. Bakalım yandan deneyeyim şansımı. Dur ya. Az daha seni vuruyordum ha. Vurdum onu ama yaraladım sadece. Dönüşler çok tehlikeli ya. Ben böyle dönüşlerde denk getiremeyerek kötü bir şekilde vurulabiliyorum. Bak yine kabak gibi açığa çıktım. Neyse ki ya vurmak aklına geldi ya da vuramadı. Böyle bir döneyim tepesine bir ineyim bak. Yani şimdi de sevdiğim pozisyona geldim. Bu da mı daha da bana böyle geliyor. Bakayım ben seni vurayım ya. Bekle. 1,3 kilometreden adamı isabet ettirdim ama tabi yer çekmeyi sağ olsun. Bak şimdi bu kil çalmak değil de nedir? Evet neyse çalamadan hallettik. B-17'nin birini hallettik. Mermi durumumuz orta seviyede. Aha bak 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 kim var arkamda? Kim var arkamda? O TA-152'yi vurmaya çalışıyor şu anda. Beni değil. Yani umarım beni değildir. Aha bana geliyor doğru değil. Bir de ateş ediyor. Dur ya. Ayıp yani. Vurursun vurursun. Hiç bozma. Hiç bozma. Haydi be kaçırdık. İşte çok iyi bir avcı değiliz. Yani uçak anlamında söylüyorum. Ben de değilim zaten de. Ne uçakta iş var ne pilotta. Neyse kaçayım bari. O dönecek de. Gelecek de. Burası korumalı mı? Korumasız bak gitmiş. Orayı korumasız üstüneymiş. Orada da o T-51 duruyor. Şimdi seni ham yapacak. Göreceğin gönlünü. Bizim TA-152 onu kovalıyor. Umarım yakalar. Yakalamazsa oradaki bizim jet bomberımız hayata veda edecek. Bir daha deneyim bakayım şansını. Hop. Evet. Yaralandım ama hallettim. Evet. Bu P-51'leri mermilerine fazla hedef olmayınca rahatça vurabiliyorsun. Nasılsa benim ne mermimde iş kaldı. Yani hala işte 100 evet şeyin tablonun dibinden tepesine doğru ilerlemiş vaziyetteyiz. Ama benim gidip bir tamir olmam lazım. Çünkü sol kanadımda yara var. O da hafif uçağı sola doğru yatmasına neden oluyor. Hem de zaten şeyimiz o derler mühimmatımız pek kalmadı. Yakıtımız gerçi 9 dakika bol bol yeter de. Ama mühimmatta sıkıntı yaşama ihtimali olabilir. İşte bu 400 mermiyi böyle koklaya koklaya harcamak gerekiyor. Bakalım tamirat işini bitirmeden maç bitmez umarım. Çünkü görüyorsunuz ticket'tan kaybediyoruz. Söylemiştim o. B-17'lerden bir tanesi zaten iş görmekle meşgul olmalı. Birini vurabildim ama bir yeri kaldı maalesef. 340 ticket'in korkunç bir fark var arada.
Korkunç bir fark var. Hayır, üzüldüğüm şey de ben şimdi insan tamirat bitmeden maç biterse bizim ücretsiz tamir hakkı uçaklatıyordum az daha. Haklardan biri gidecek. Sana ya. Dur da bir başlasın şu tamirat. Dur. Dur lan. Hayret bir şey yani. 10 kilometreyi durduramadık ya. 12 saniye. Ne olur bitme 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 bitme. Hadi be. 4 saniyeyle mi 5 saniyeyle mi ne kaçırdık. Neyse yapacak bir şey yok. Başka bir maçta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.